Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba diyeyim. Bugün pazara gittim, geldim. Patates, soğan almaya gittiydim. Fazla bir şey almayacaktım. Bu yolda baktım ki pazarda bezelyeden fazla bir şey geçilmiyor. Bakla zamanı olduğu için. Bugün bezelyene bakla aldım, geldim. Bir de kasaba girdim. Yüreği çok seviyorum ben. Hani böbrek, yürek demişim. Sen, bende de var yürek, ondan yürekleniyorum diyemedim. Ev halkı yemediği için kardelen de bana da bir şeyle al gel dedi. Şöyle iki kase küçüklerinden tavuk ciğerine şunları yürek, böbrek ikisini bir diye geçiyor. Dedesi diye de geçiriyor. Karışık iki paket aldım. Öğlen yemeği yiyeceğiz kardelenle. Dedik yürek pişirecektim aslında. Yürek miydi? Böbrek. He, böbreği pişirecektim. Sabah etabım aradım. O da komşusundaymış. Bu yolda kardelen dedi ciğeri pişirelim sade deyince bu yolda kararı değiştirdik. Buna kavuracağım ben. Ondan sonra bunu pişitti mi bir şey derken de şeyi yaparız böyle pilav pişiren mi azıcık kardelen? Bilmem ben çay ve yuka diye düşünmüştüm. İşte öyle sen diyoruz. De pilav diye düşünmüştüm fark etmez artık. Diyemedim. Eşim yolda, oğlum işte olduğu için geç geliyor. Tabii ki onun da yese de yemese de bir yemek pişirirsek hakkını ayırıyoruz. Bazen yer, bazen yemez. Ertesi güne kalır. Yine yiyoruz. Sebil olmuyor. Tüketiyoruz yani. Bezelyeleri de ayıklayacağız. Dolaba koyacağım ben. Tabii kaparkanı gösteririz. Çiğden koyuyorum. Baklayı, bezelyeyi. Yüyüp yıkayıp difrizi koyuyoruz. 4 kilo bezelye aldım geldim. 2 kilo da bakla aldım. Kilosu kaç paraydı anne? Bezelyeyi 6'dan aldım herhalde. Baklayı da 5'ten aldım. Hatta köyden bir arkadaş da başka yerden kardeşi getiriyor. Ondan da alıyoruz. Denk nasip olursa ondan da alırız. Tembiyeden çok oluyordu bana bezelyeci gelirse haberdar et diye. Ben gitmişken dedim hadi bugün alıverelim diye aldım da geldim. Bunları halleden şöyle doğradım zaten biliyorsunuz ki şunu çok seviyorum ben. Bunu ne diyorlar? Galbi mi diyorlar? O diğer yürek anne. Bunlar dede diyoruz biz. Yavrucağızım bak bunu dede denilir. Hayır biz o dede yürek işte. Yürek. Ha, dedeyle yürek aynı diye geçiyor. Ha, bunun adı ciğer. Ben. Bunun adı ciğer. Bu da galp olurdur herhalde. Kardelen tanıttırayım seni. Şöyle ciğerleri ondan sonra yüreği diyelim. Yüdüm yıkadım. Hatta şundan kardelenle bir tartıştık yani. Bu galbi de yok. Ben galbi diyorum. Sen yürek mi diyorsun onu? Ha. Şu yürek, he. Onu bilmiyorum. Büyük olan yürek işte. Bu da böyle kavrulsun. En üstte soğanla biber doğrayacağım. Domates, ciğeri pek yakışmıyor onun için. Domates doğramayacağım içine. Biraz da şey oldu. Hemen bulgur pilavı pişireceğim azıcık da. Şöyle çorbalığınla birlikte azıcık. Şehriyeli mi? He. Böyle de güzel oluyor. Kavrulduktan sonra da tereyağı katacağım içine. Azıcık daha çiçek yağı katayım ki bir ele kavrulsun. Yemeğimizi yedikten sonra da işte bakla yıkanacak bezelye. Onları hallederiz. Belki sobayı da yakarız kardelen. Aslında soğuk. Sobayı yaksak içerideyse. Değil mi? Dün mesela yaktık. Akşamleyin gittim yeniden odun aldım. Geldim garantikta. Bir daha yaktık yeniden. İçine odun atıverdik. Tutaştı. Gerçekten hava çok soğuk. Şöyle ağaçlardan da belli olur diyecektim de çok şu an esmiyor ama gerçekten de soğuk yani aynı dündeki gibi. Tişört giymemiz gerekirken hala kazak giyiyoruz. Küçük küçük doğramadım ki şey olmasın diye cacak gibi dağılmasın diye. Hadi nasip olursa tavuklarınkini de kestiğimizde şey yaptık. Ciğerlerini ellemeyeceğim. Evet. Bütün aşağıda böyle kızartacağım yağda. Hayır, tamam tamam diyecektim ben de. Ellemeyeyim diyor ya. Aynı o şekilde edeceğim. Bu ocak da benim sinir ediyor. Hep kısıkta şu oldum da. Bu kavruma basın. Şöyle kavurayım ben bunu. Bu kavruldu. Ondan sonra içine azıcık da tereyağı katayım. Bu yeterlidir ona. Şöyle bu ya bulguru yıkamayacağım ki kavrulmasını istiyorum azıcık bulgurun. Az daha katayım kalan bulgurdu. Evet, tat gözün az geldikçe. Yengecik kendimiz yaptığımız için temiz. Normalde yıkayacaktım ama kavrulacağı için.
Bunu böyle görümcemden gördüydüm. Gerçekten bulgurla bunu böyle kavurunca güzel oluyor. Şöyle tuzunu da katayım. Göz kararı. Tabii ki bu çok gelir. Hepsine katmadım. Burada da su var mıydı? Var anne. Yağ erimedi. Dur. Erir bakalım ya. Şeyden yağı da. Normalde ben pirinç pilonla falan pek tereyağı katmıyorum. Tadını değiştiriyor gibi geliyor. En çok tereyağına makarnalarda, yumurtalarda onları da daha çok seviyorum. Mesela et, gazi yemeğinde olsun, tavuk ne olursa olsun banıldığı için güzel tat veriyor. Şöyle de aldığı kadar üzerine geçip suyunu da katıyorum. Normal köy bulgur olduğu için suyu çok oluyor. Onun için az daha su katacağım. Ara ara onu bakarım galiba. Şunu şuraya koy verin. Kapağını da kapatayım. En iyisi güzel tamam. O zaman içeride yiyelim yemeğimizi. O zaman zobayı ayarlayayım geleyim ben. Suyunu çektikten sonra az daha kavuracak. Ondan sonra soğanı doğrayacağım. İlkten soğanı doğrarsanız bu ciğerin rengi değişmesi lazım. O zaman da olmaz. Biz mesela rengi değişik diyoruz. Soluk rengi olacak diyoruz. Hani çoğu yerde de neydi o? Mühür mü olacak? Mühürlenmiş miydi o? Öyle bir şey diye evet. Düşündüm yani. Pilavım az kalmış pişmesine. Sonra da zobayı da yaktım. Kovayı doldurdum geldim yeniden. Azıcık kömür 2-3 odun derken bunu karıştırdım sadece. Bu tamam. Bir yağı kalmış. Bu suyunu çekmiş. Rengi de değişmiş. Pardon dedim ki biberi doğrayalım. Soğuk mu yiyeceksin? Aynen. Hemen birazcık yapayım dedim. Şöyle soğanı tek küçük doğramadı. İçinde gözüksün seviyorum ben. En güzel küçük büyük giniyor içinde. Zaten bütün yemeğe soğan yakışıyor. Et yemeği olsun, zerk yemeği olsun, yumurtaya. Öyle. Biz yumurta, soğanı kavurup için yumurta çarptığımız için. Yavaş küçük olsun dedim, bayağı doldu. Akşama da kalacak o zaman. Akşam yemeği düşünüyor musun fazla? Şimdi böyle derim, düşünmüyorum derim. Ha. Ama ineklere baktıktan sonra bir hareket ediyoruz. Yediklerimizi eritiyoruz ya. Kesin karnım acıktır yani. Şöyle üzerine karıştırmacın. Azıcık da şöyle eş olsun. Onlar bir küsülsün. Bir de kırmızı pul biber üzerine. Şu da düştü mü ki? Ama az daha suyu var bunun. Yalnız mide zorlar mı? Şöyle pilavımız pişti. Bunun altını kapattık. Ama şöyle göstermem lazım size. Pilavı tencerede mi pişirdim? Ocağın üzerinde mi pişirdim? Ben çözemedim. Karıştırdık dışa doğru sıçradı. Şöyle ciğerimiz de pişti. Böyle kırmızı pul biberden kapayın içine. Hem tadı da güzel oluyor böyle. Tuzuna katmadım. Şimdi tuzunu da katıyorum. Ciğer pişince nasıl anlaşılır? Zaten suyunu çektim, yağı kavruldu mu? Bu şekilde cızıldadı mı? Pişmişti. Böyle soğanlar biraz dik olmasını istedim. Çok güzel görünüyor. Değil mi? Bana diyecekler kardeşim senin beğenmediğin bir şey var mı diye. Onun altını kapada. Şimdi aslında tencereyle koyacağım, bancayı yiyeceğim. Oğlumu da ayırayım. İki şeydir erken geliyor. Ezan mı okunuyor ka? Yok ezan sen gelmeden önce okundu. Tamam. Ben kim dezen dedim ben. Ha, yok yok. Allah.
Uşak'tan bir arabası bindi. Ben de onu karşılamaya gittim köy meydanına. Dolmuşlarımız köy gelince köy meydanında duruyor. 11 arabasından gittim. 12 çeyrek geçeye yetişemedim. Mecbur bir arabasından geldim. Alıncaklarımı rahat rahat aldım sayılır. Yuka şöyle çıkardım. Anne biraz önce sana ne diyordum? Bak ekmek dilem diyordum. İşte ben de dedim ya ekmeğe boş geç diye. Sen onu hiç anlamadın mı? Hiç onu anlamadım bak. Ben zineyi götüren sen yukaya ısıt gel. Evet. Şöyle öyle yavrumuz da gaten. Dünden azıcık patates yemeğimiz güzelliğinde. Azova. Bir de şöyle şunu doldurmaz. Yoktur bilene. Pirinç çorbasından kaldı. Bunu da yarına ben ısıtırım onu. Annem sabah kahvaltısı falan yer, öyle çorbayı sever. Ben de yerim gerçi. Soframızı içeri gittik. Sobamızı da yaktık. İnan ki evin içi ısınıverdi. Şöyle kardelen de yuka dediydi. Bu tabii ki bunu ısıtıp da koduğumuz yukamız hemen birebir ısıttığım aynı saç deneymiş gibi oluyor. Şöyle içine katıp bunu banıp banıp yiyeceğin zaten. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra bezelye baklaşına geçeceğiz. Yemeğimizi yedik. Kardelen bulaşıkları makineye döşedi. Sıra geldi. Bunu şimdi bu akşam malı emmeden bunları halletmemiz lazım. Şöyle hoşuma gitti. Aslında gerçekten güzel. 4 kilo aldım. Bize bu yeterli ama yine de alırım duruma göre. Bu bezelye. Burada bakla var. Bakla 2 kilo muydu anne? He, 2 kilo aldım. Onu, yine bunu yiyorsunuz da bu abin falan yemiyor bunu. Ben bir kere senede bir kere olsun bunu pişiriyorsun. Çoğu yedi yoktu da bir ağızda vardı pazar yerin girişinde. Bakınız. Belki bilmeyenler vardır baklanın ne olduğunu, nasıl olduğunu. Ben tazesini yiyemiyorum bunun. Bunu böyle çiğ koyuyorum. Pişireceğim zaman dereotlu falan güzel oluyor. Ha bak yarı yerinde yok zaten. Şurasında vardır. Bunu en son buna koyayım. Bu da banazım. Banazım bir köyü mü dedi abi öyle bir şey dedi. He, satıcı mı? He. Boşaltan da poşetin içine bir şeyden malları deviriyor silginin içine de. Olur. Bir gün dursa bu gıda yani poşet içinde çıkın olur. İnşallah öyle içinde hurdu falan yoktur. Şöyle göstereyim ki yakından. Aynı nohut gibi. Bunu iri iri bir de güzel. Yiyorlar bunu da bir kere denedim ben tadını alamadım bunun ya. Yiyeceğim bir tane. Aa, ben yiyemiyorum. Ben de denedim anne öyle. Ama tadını bulamadım. Sası geldi bana. Köyde her sene aldığımız arkadaşın çocukları yiyor. Bir kere ben de denedim eve gelince de. Ama tadını bulamadım. Nohut gibi tadı var dediler. Hani biz çiğ mantarı yiyoruz da halamın kız Hatice dedi ya. Tadını bulamadım. Sası geldi diye o hesap işte bizimki de. Doğru. Bu bezelye ne? Kış sezonuna açmış oluyoruz. Başka bir şey yapıp olmadık değil mi? Dolap böyle. Çilek yaptık bir. Çilek reçeli yani. Ne onun dışında yok. Hani. Zepselerden. Bunu sezonu açmış olduk. Şöyle gösteren bakın. İçinde hiçbir şey yok gerçekten. Bana bazen böyle kurtlanıyor. Çürümsü gibi oldum içinde. Muhakkak ona bakacağız, gözeteceğiz. Deneleri de güzel. Değil mi? Hı hı. Bir alsın. Nisan'ın canı istedim. Pişiriyor. Havuç alayım dediydim. Onda pazarda denk gelmedi. Bir yere gördüm. Torbalarımı alır koyayım dalayım diyordum. Onu duymuşsun. Tavuk göğsü böyle patatesli havuçla bezelye yemeği olacak. Güzel olur. Hadi bunu pişirmeyiz yakında. Ha, evet. Menülerde var şimdi planda. Bunu sonra ediyoruz. Çabuk biteriz biz bunlarla. Bir saate varmadan ikisi biter. İnşallah. İnşallah. Şimdi tabii ki kardelen çektiği için yapmıyor. Ondan sonra ne olacak? Hemen kuvveti geçecek. Şöyle şöyle olsa hepsi daha bir güzelmişmiş. Tabii ki şunların içindekine bak. Şunu göstermek istiyorum. Bu içinde 2, 4, 6 tane çok küçük. Ama şuna bakın. Bu da 6 mı ki acaba? 4'ü, ikisi, 3'ü mü düştü? 5 tane. 5 taneymişmiş ama ona bedel. Bunları kardelenden biz ayıklayalım gayret. 4
kilo aldığımız bezelye, diyeceğiniz ki 4 kilo burada poşette duruyor diye, 4 kilonun içi çıkan yaklaşık 2,5 kilo vardır diye tahmin ediyorsun herhalde. Dur bakayım. Çok güzel görünüyor. Neredeyse bu 2,5 kilo kadar, 2 kilo kadar. Bunu kenara koyan, dur bir tane leke gördüm. Ama maşallah gerçekten satıcının aldığı para helal olsun, para dedirip güzelmiş yani, kurdu murdu çıkmadı. İnsanın iyisi geldi bu şekilde bilene. Bunu kenara koyun. Sıra geldi. Dur. İçinde vazan dedim. Baklaya. Bakalım. Her aldığım satıcının önünde böyleydi. Hafif lekeliydi. Bundan da ne kadar gelecek? Uykusunu çıkarmış daha biz öğrenmedi mi? Tabii. Bezelye çabuk çıkıyor ya. Bu da iki pişirim gelirse iyi olur benim için. Belki de üç dedebelerin durumu göre. Aynı süngerli şeyin içinde gibi değil mi? Kardelen demin ona dedik. Bizleri alırken bağlıyı geliyor. Ne olursa olsun. Her şeyden tut. Satıcı için tabii ki ucuz. Bunu baklayı çapalıyorsun, ediyorsun, suluyorsun. Bir de toplaması var. Bir gün öncesinden tabii ki toplanıyordur bu. Mesela biz sütçüye süt veriyoruz. Dışı isteyen oldum veriyoruz. Alana belki bağlı gelir. Ama emek harcıyor. Yem çorası zaten uçukta fiyatı uçuyor. Günden güne gidiyor. Saman zaten bu yıl pahalı olacakmış. He, onun için yoncayı fazla aldık. Valla Allah'ım gali herkesin yardımcısı olacak. Bu gidişte eşim 30 milyon da varı saman diyor, paketi diyor. Geçen sene kaç tane aldık hani, hatırlıyor mu ya? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasip olursa düveleri satacağız zaten. Allah'a emanet. Sağlı ineğim yeter. Belki de ondan da satabiliriz. Bakalım ne gösterecek. Olmazsa ne vereceğim hayvana? İyi kötü kendi pazardan yine ucuz bağlı getiriyorsun da hayvan muhakkak o zaman iyi giymesi lazım. Onun için gelelim noktaya. Her şey gerçekten emek harcanıyor. Lekeli mi anne kenarı? Aa, değil. Buranın şeysi oluyor. Baklanın tamam. Şeyleri. Bunu kardelen ayıklamak bence. Biraz zor gibi geldi bana. Bir de karnım da tok olunca ben böyle bir çöküşe geçtim. Uykum geldi. Yattığım yerde. Aslında öğlen yemeği biz böyle hazırlayıp da yemiyorduk. Ben uşağa gideceğim diye acele ettim. Sabah kahvaltısını. Pek hayır olmadı. Kardelen de bencilen, ben kadar fazla yemez. En istedik ki hem karnımızda dursun. Gözümüzün önünde duracağına. Bunları da hallettik. İkimiz mallar ineriz. Eşim yolda. İlgiler tabii ki bizi bekliyor. Garılacak. Hepsi de olacak. Sevmedim ben bunu çıkarmasını. Zor belli. Senin yaparken yani görüntüde bile belli. Ha, çürüyormuş zaten bak bu. Şimdi kardelenden de baklayı da akladık. Şöyle gösterem. Tabii ki bununla ne kadar desem battı. Mecbur yıkacağız zaten bunu. Şöyle ben bunu iki pişirim korun. Çünkü ama şunu şöyle yiyesim geldi. Aynı bu şekilde. Kilodan bunu bu. Hiç eksilmedi bu. Sonra bu var 2 kilo gibi. E bu ne oluyor? Yine burada da var 1 kilo. Sonra ben 3 kilo aldım. 2 kilo aldım. Bunları yıkayayım ben. Ondan sonra poşetleyeceğiz. Poşetlerken de beraber katarız. Sonra da nasip olanı beraber yeriz. Biz tabii ki bunları yedik, yıkadık. Aşağı indik. Mallara baktık. Bu arada hava karardı artık. Karama üzere. Yukarı çıktık. Şimdi bezelyeler, baklaları poşetin içine katacağım. Kardelen de çay suyu budu. Komşuda bir şeyler bize de düşer diye bir hesap var ya. Nazan komşumuz bugün kekine kurabiye yapmış. Elmalı kurabiye. Kardelen onu gösterecek yalım. Bakınız gerçekten görünüşü şundan çok, evet, güzel, çok olmuş. Güzel olmuş. Diyeceğiniz ki Nazan sana ya yemeyor. Bunu nesi yaptı diye. Çiçek yağından yapmışlar. %100 elmalı kurabiye. Poşetleri de bugün aldım. Pakette yokmuş. Bu şekilde satılıyormuş. 100 tanesini. 100 tanesi ne kadar anne? 15 verdim herhalde. 18 mi 15 mi o civarda bir şey verdim ya, bilmiyorum. Şöyle 2-3 tane çıkaran dedim. Şu
şöyle bir tık küçüğünü alayım dedim. Ona da baktım, çok küçükmüş. Önceden ben bu poşetleri çok kullanıyordum. Oğlum askerdeyken ara beni ulaşamaz diye telefonu bunun içine katıyordum. Hani suyun içine falan düşürün diyor. Toz moz gitmesin hoparlörü de. Kapağını da kapatıyordum böyle. Epey kullanıyordum. Dama koyuyordu aynen bu yüzden. Değil mi? Dama koyuyordu. Aynen dama. Onu unuttum. Maşallah gerçekten de bezelye çok güzelmişmiş. İri iri. 5-6 poşet çıkar mı anne? Valla duruma göre bakalım ayarlayacağız. Çünkü sadece bezelyesi olmuyor içinde. Patatesiymiş, havucuymuş, kıymasıymış, tavuk göğsü falan. Tavukları kesince kardelen 2-3 tanesi, bir tanesini daha böyle bezelyelik ayıram. Nasip olursa hindiler zamanında da bir tanesini. Tavuk göğsüler mi? Hmm. Olur. Hindilerim öyle 6-7 tane oldu, 5 tane falan bir tanesini şey yapıyordum ben. Yemeklik olarak koyuyordum göğüs kısmından da iyi oluyordu. Şöyle şöyle boyu bize yeterli olur o. Bir de baklayı da kaçın. El alıyormuş gibi, el getirmiş gibi oluverecek. Ana. Tüh, yırtıldı herhalde. Ucuzu da almadım da, dur. Ha. Kabaklarımın etraflarını doldurdum, çapaladım. Maşallah 31 tane şeye görmüşüm yani. Tohum atmışım. Saydım şeylerine. İyi ocaklarını bitmiş. Saydım. 31 tane, hatta 2 attım diye bitmemiş. Tohumun hepsi olan oydu. Daha olsa ekecektim. Yine olduktan sonra yeriz. Evvel sene görümcemin bahçede çoktu. Bol bol yedik. Geçen sene onun bahçede yoktu. Benim bahçede yoktu. İnan ki yerini aradık. İyi oluyor. Hikmelik kabağımış, bal kabağımış. Ulubey kabağı, kabağını daha çok seviyorum ben. Ulubey kabağı uzun oluyor. Bal kabağısı, aha bu ilyen gibi yuvarlak oluyor. Teyzem bile gittiğimizde yufka zamanında anne ne kadar da uzun, büyük de. He işte abi öyle, aslında öyle bir şeylik olacak. Ben bunu yıkadım da bir tane şeye girmiş içine. Kalmış herhalde, yıkadım öyle demek. Bu şekilde bunların hepsini de gate. Ondan sonra tabii kapatacağım. Dur baklıyı da gate. Onu da iki poşete katıverin gale. Zaten nesi var onun? He. Ben bu şekilde koyuyorum bunu ki, ama yeşil fasulye şey yapıyorum, domatesle kösülüyor zamanında, o daha bir güzel oluyor. Patlıcana falan kösüldük de koyuyorum kabağı. Onları kösüldük de yapıyorum. Bu da yeterli. Bir de kuru fasulye şey yaptık işte, hani yeşil fasulye kuruttuk. He. Geçen yıl. Şişli mi? Tuzla yaptın mı? He. O güzel oluyor canım. O kösütmekten de daha güzel oluyor kurutmakta. Zamanı gelince bir de onu yaparız. İnşallah her şeyin zamanı. Allah'ım bari bu günleri göstertirsin. Bunları böyle poşeti kardelenle bağladık. Bu 3 poşet geldi. Evde yalnız ben yediğim için ideal. Bunlar da böyle. Ağızlarına bağladık. Şöyle geri kıvırdık. Bu da kaç poşet kardelen? 3, 5. 5. 2 poşette şunu pirinç pilav falan yaparsak diye. Onun için böyle koydum. Bir de aldığımda da yemeklik yaparım. Bunları dolabı döşeyim bari. Yani buradan sezonu açmış olduk. Kışlık sebzelerimizi dolabı koyacağız gari. Şöyle duruyor ise bu. Yemeğe aynı böyle. Soğutucu oluyor ya. Elma falan koyuyorlar ya. Elma canımız dedi. Ne gibi anne, anlamadım inanki. Ama satılıyor, elma soğutucu da olmuyor ama gette buzhaneye şey buzlu kosalar ne olur elma çürür. He. Buzhane diyorlar ya soğutucu, bu da böyle olacak diyor aslında. Garlanacak. Anladım. Diyor. De elma canımız dedi dedim. Buraya mı koyacaksın onları? He, buraya koyacaksın da. Nereye koyacaksın? Ya da öbürküne mi koyayım gelen ben bunu? Sen biliyorsun. Öbür günü koyayım gelelim ben bunları kardelen. Şimdi dolabı koyduk, hallettik, sıra geldi. Ben kedi oğlu bir fareye tutacağım. Ne gibi derseniz. Ne gibi? Benim akşamleyin öyle yemekten sonra pek çay içme aram yoktur. Ama ekmeği de damı emmeden, yediğimiz için malları emmeden ne de olsa karnına azıcık şu oldu. Bir de kek vası olsun komşuda. Allah razı olsun. Kek de güzel olmuş. Ne kadar güzel görünüyor. Sadece içemem. Bunu siliveren hemen şöyle. İyi ki şu sarı bezler var. Bizim kurtarıcı bunlar.
Çaylarımızı içeceğiz. Ondan sonra iş başına. Şöyle size göstereyim kurabiyeyi. Nazan'ın kurabiyesini. Bakınız. Yumuşacık. Vallahi gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Kimeden bilene ben notu verdim. Sizler bana bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Hani izlemeden yorumu yaptık. Çok güzel olmuş diye. Sizlerden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Bir de ne diyordum ben kardemle? Bizde kalın diyordum. Bu aralar hayır, öyle hayır. Diyorsun. En son böyle hep baştan diyordum ya. Lütfen beni takip etmeyin mi diyordum. Ha, yanlış da öyle aynen, diyordum. Aynen yanlış da öyle demiştim. Değil mi? Dilim sürtüyordu. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.